Merhum Nur talebelerine Üstad Bediüzzaman'ın vefatından önce vermiş olduğu en son derstir. Yani hizmette bir bakıma vasiyet oluyor değil mi? Evet. Vasiyet gibi. Böyle hizmet edin. Evet. Nasıl bakalım? Aziz kardeşlerim, bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Ustadımız çok duruyor, müsbet hareket etmek. Tabi müsbet hareket deyince, dersin devamında da geçiyor, tekrar okuyacağız. Yani daha çok insanın aklına işte asayişi muhafaza geliyor yani. Asayişi bozucu menfi hareketler yapmamak geliyor. Ustadımız bunu müsbet hareketin neticesi olarak beğeniyor. Kendisi değil de neticesi. Değil mi? Müsbet hareket sadece bu değil yani. Ya neymiş bakalım müsbet hareket? Biz okuyalım mı? Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Yani? Menfi hareket değildir. Rıza-i İlahi'ye göre sırf hizmet imaniyeyi yapmaktır. Buradan başladı müsbet hareket işte. Rıza-i İlahi'ye göre sırf hizmet imaniye yapmak. Yani iman hizmetini Allah rızası için yapmak. Demek ki iman hizmetinin kendisi müsbet hareket. İman hizmetinin kendisi müsbet hareket. Onu Allah rızası için yapmak da yine müsbet hareket. Değil mi? Şimdi niye müsbet hareket öyle iman hizmeti? Çünkü yani müsbet deyince, önce müsbet kelime manasından başlayalım. Müsbet sübuttan geliyor. Sübut kılınmış, sübuta erimiş, ortaya konmuş manasına geliyor müsbet. Diyelim bir boş bir arsada bir ev yaptınız mı? Çoğu ortaya bir ev çıkmış oluyor, bir ev sübut oluyor değil mi? Ona müsbet hareket deniliyor. Ama mevcut bir ev yıktınız mı o da menfi. Menfi nefiden geliyor, sürgünden geliyor kelime olarak. Mevcut olanı ortadan kaldırmak da menfi oluyor yani. Değil mi? Değil mi? Müsbet, yani bugünkü ifadeyle yapıcı olmak, yıkıcı olmak diyorlar ya. Bir derece izah ediyor yani bu manayı. Şimdi buna göre en büyük müsbet hareket nedir? Kalplerde iman hakikatlerini yerleştirmek yani. Çünkü en büyük müsbet hareket budur. Çünkü kainat bunun için yaratılmış yani. Değil mi? Ben cin ve insi meal olarak ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor Cenab-ı Hak. Üstad da bu ibadet kelimesini birçok müfessirler gibi marifet manası veriyor. Nitekim bir hadis-i kutsi'de de Cenab-ı Hak ben gizli bir hazineydim, bilinmeye muhabbet ettim ve mahlukatı yarattım buyuruyor. Demek ki kainatın yaratılış gayesi iman. Onun için en büyük müsbet hareket iman hizmetinin kendisidir yani. Kalpleri, iman hakikatlerini hakim kılmak. Bunu bir başka cümleyle birleştirelim, üstadın başka bir cümlesiyle. İman hem nurdur hem kuvvettir diyor. İman hem nurdur hem kuvvettir değil mi? Küfür de zulmettir diyor değil mi başka bir yerde? O halde iman nur olunca kalplerin imanla nurlanması müsbet hareket oluyor. Değil mi? Küfürle karanlığa gömülmesi, karanlıkta kalmasına çalışmak da menfi hareket oluyor. Tabii müsbet olunca iman hizmeti, nur olunca hani güneş doğdu mu çok şey aydınlanır değil mi? Karanlık çöktü mü de her şey gizlenir. Bir kalpte iman hakikatleri hakim oldu mu birçok faziletler ortaya çıkar yani. Üstadın kendi ifadesini yine nakledelim. Buyuruyor ki her hakika senat gibi her hakika senat gibi cesaretin dahi menba imandır diyor. Bu misal, cesaret o konu itibariyle misal. Bütün hasenatın, bütün güzelliklerin menba imandır diyor üstad. Demek ki iman bir nur oluyor, bütün güzellikler onunla parlıyor, onunla ortaya çıkıyor. Değil mi? İmanla ortaya çıkan ilk güzellik nedir? Amel-i salih. Değil mi? Amel-i salih, ibadet etmek değil mi? Müsbet harekettir bu. Menfisi nedir bunun? İbadet etmemek. Bu menfi oldu. Namaz kılmak, müsbet kılmamak menfi oluyor değil mi? İşte ahlak hasene, güzel ahlak, müsbet, ahlaksızlık menfi değil mi? Ahlak hasenenin çok dalları var. Diyelim tevazu müsbet değil mi? Kibir menfi. Adalet müsbet. Zulüm menfi değil mi? Zulüm ediyor bir adam. Orada zahiren bir şey görünür değil mi? Külli yok değil. Zulüm yok ama esası menfi. Niye? Çünkü o adaletsizliktir o. Adaletsizlik olunca o hareket
menfi hareket olmuş oluyor. Aynı şekilde mesela kalpleri nasıl imanla nurlandırmak müsbet hareketse, bir kalbi hoşnut etmek müsbet harekettir değil mi? Kalp kırmak da menfi hareket oluyor. Kalp kırmak, tevazu ve mahviyette adama iyilik etmek de, adamın kalbini kazandın mı, kalbine bir ferahlık hasır oluyor değil mi? Oraya bir güzel bir şey doğuyor yani. Bir memnuniyet doğuyor. O memnuniyet müsbet harekettir. Kırdık mı adamın kalbi perişan oluyor, menfi harekettir. Yani müsbet hareket deyince sadece asayişi muhafaza değil. İmandan başlar, amel-i salihten, güzel ahlakın bütün şubelerine kadar hepsi müsbet harekettir. Ve hepsinin de başı imanın kendisidir yani. İman olacak ki bunlar olsun. Onun için bizim vazifemiz tutuyor. Ben imanın cereyanındayım diyor. Vazifemiz bu. Ben imanın cereyanındayım. Karşının imansızlık cereyanı var. Menfi o. İmansızlık bak menfi. Değil mi? İmansız dedim menfi oluyor. Ben imanın cereyanındayım diyor. O iman hizmetinin kendisi müsbet oluyor. İmansızlık menfi. Üstadın mücadelesi budur yani. Üstadın davası budur. Bunun için üstadımız manevi vazifelidir yani. Tabii manevi vazifelidir. Çünkü bu asır Allah muhafaza inkar asırı değil mi? Küfür asırı. Enayet asırı. İşte materyalizmden tut evrime kadar birçok batıl görüşlerin zihinleri bulandırdığı, kalpleri yaraladığı bir asır. Böyle bir asırın tek ilacı iman tahkikidir. Çünkü bütün güzelliklerin kaynağı odur. Üstad da bununla vazifelidir. Bizim vazifemiz değilken önce bunu anlayacağız yani. Müsbet hareket etmektir, yani menfi hareket değildir. Vazife ilahiyeye karışmamaktır. Şimdi rıza ilahiye göre sırf hizmet imanı yapmaktır. Bunu söyledik değil mi? Sonra vazifeye karışmamaktır. Şimdi iman hizmeti yapılıyor. İnşallah hani bütün Kur'an-ı Kerim'de çok ayetlerde geçiyor bu. Çok bütün peygamberlere bu ilahi tebliğ yapılmış. Nedir o? Bizim peygamberin görevi ancak tebliğdir. Tebliğ, neticeye karışmamak. Değil mi? Peygamberin görevi sadece tebliğdir. Çünkü hidayet Allah'tandır. Çünkü hidayet kalplerde işte iman nurunun parlaması. Değil mi? Bu Allah işi bu. Nasıl maddi hastalıklarda diyelim şifa Allah'ın şafisine dayanıyorsa doktorlar vesile oluyor buna. Değil mi? Doktor vesile oluyor. Şafisinin tecrübesinde şafi Allah'tır. Aynı şekilde hidayette de peygamberler vesile oluyor. Hadi Allah'tır. Hidayet verici odur. O müsbet neticenin sahibi Cenab-ı Hak'tır. Bütün peygamberlerin görevi bu. Tebliğ etmek. Vazifeyle karışmamak. Kavmi dinlemiş dinlememiş onlar vazifesi değil. İşte üstadın bir peygamber varisi olarak çünkü hadis-i şerif var. Alimler peygamberlerin varisleridirler. En dehşetli bir asırda da en büyük bir varis bu görevi üstlenmiş bulunuyor. Dolayısıyla o görev üstadda da bu şekilde görünür. Biz de diyor ne yapacağız? Vazifeye karışmayacağız. Kim gibi? Bütün peygamberler karışmadıkları gibi. Allah'ın hadi ismine karşı tarafın mazhar olması için çalışmışlar. Hidayetin olup olmasına karışmamışlar. Bu Allah'ın işidir demişler. Biz de görevimizi, hizmetimizi yapacağız. Diyor üstadımız, vazifeye karışmayacağız. Bu da peygamber sünnetidir. Değil mi? Bütün peygamberin ortak sünnetidir bu. Tebliğ yapıp nesliye karışmamak. Biz de öyle yapacağız diyor. Evet. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hızmeti içinde... Mesela bu cümleyi başta arz etmek istedim. Vazife-i ilahi, yani müsbet iman hızmeti neyi netice veriyor? Asayişi muhafazayı netice veriyor. Yani asayişi muhafazanın kendisi sadece müsbet hareket değil. Hep böyle anlaşılıyor. Üstad diyor da bu müsbet hareketin meyvesi. Müsbet hareketin meyvesi. Bize asayişin muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti. Müsbet iman hizmeti kalplerde imanı sabit kılmak üzere tahkik imanına insanları inşallah ulaştırmaya vesile olmak noktasındaki gayretler oluyor müsbet iman hizmeti. Müsbet iman hizmeti o. Ya bunun neticesi nedir? Asayişi muhafaza. Yani ne demek? Bir insan mümin oldu mu aslında anlaşılması olmaz artık. Niye olmaz?
Çünkü anarşistlikte iki kaynak vardır yani, değil mi? Bir, hukukullah tecavüz, diğer hukuk ibadet tecavüz. Değil mi? İşte kafirler, müşrikler birinci grup anarşistlerdir yani. Hukukullah tecavüz. Allah'ın hukukuna tecavüz. Cenab-ı Hak birdir. Bütün şirkler Allah'ın hukukuna tecavüzdür. Anarşidir yani. İkinci anarşi, anarşinin kolu hukuk ibadet tecavüz. Kul hakkında tecavüz. E şimdi insan mümin oldu mu, Allah'a iman etti mi, o zaman neye iman etmiş oluyor? Ben Allah'ın kuluyum. Sonra diğer insanlar da Allah'ın kulu. O zaman ben bir insana zulmedersem Allah'ın kuluna zulmetmiş olurum. Cenab-ı Hak da benim cezamı verir. Ama şimdi imandan insan mahrum olunca yahut iman zayıf olunca kendisine yanlış muamelede bulunan veya hakkını çiğneyen her neyse bir kimseyi efendim söyleyeyim Allah'ın kulu olarak görmüyor. Rakip. Değil mi? Nefise heyecanı gelmiş de biraz da gözünde hiçbir şey yok. Adalet vesaire falan ortadan kalkıyor. Halbuki bu Allah'ın kuludur dedi mi o zaman ne yapacak? İşte Allah'ın rahmetinden fazla rahmet edilmez, Allah'ın gadabından fazla gadab edilmez. Onun hakkı neyse yaptığı suçun o kadar ceza verilecek ona ki hukukullah olsun. Değil mi? Hukukibat, hukukullah beraber gidiyor yani. Hukuku, ibada tecavüz edildi mi hukukullah'a da dokunuyor bu. Çünkü Allah'ın kulu çünkü o. Yani Allah'ın kuluna tecavüz iki cihetle zulüm oluyor. Bir Allah'ın emrine muhalefet, çünkü Cenab-ı Hak emrediyor ki zulmetmeyin. Adalet edin, kardeş olun, değil mi? Muhabbet edin. İlahir. Bu emri dinlememek noktasında hukukullah'a tecavüz oluyor. E o da bir Allah'ın kuludur. O şahsın kendine yapılan haksızlık da hukuk ibadet tecavüz oluyor. Dolayısıyla bir insanın hak iman verdi mi iki zulümden de uzak kalır. Onun için müminlerde anarşi olmaz. Olmaz. Ama şimdi mesela bakıyorsunuz birçok anarşi olayların arkasından efendim söyleyeyim bazı Müslümanlar gösteriyor işte sarıklı falan elinde falan kafirleri kesecek kıracağız falan. İşte bu iki şeyden kaynaklanıyor. Birisi cehalet, diğeri de dış güçlerin aleti olmak. Aleti la yeşur diyor Üstad. Şuursuz alet olmak dış güçlere. Bir de cehalet. Yani neyin cehaleti bu? Az sonra gelecek orada konuşalım. Evet. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. Demek sıkıntıya sabretmek de müsbet hareket. Değil mi? Evet. Haydi sabrettik ettik. Müsbeti bir de şükredin diyor. Hani bir de şükür edeceğiz. Niye şükür edeceğiz? Gelelim oraya. Niye şükür edeceğiz? İşte bizim de ufak bir yolumuz var o taraflara da. Şimdi adam hapse giriyor. Değil mi? Bir Müslüman da hapse giriyor. İşte zulmen giriyor. O şükür edecek değil mi? Niye? Bakacak öteki adamlara. Bu cinayetten hapse girmiş. Bu işte hırsızlıktan hapse girmiş. Bu ahlaksızlıktan hapse girmiş. İlahir ilahir. Ben Cenab-ı Hakk'ın emirlerini tebliğ etmişim de hapse girmişim. Elhamdülillah. Diyecek değil mi? Şükürle mükellef olmak bu yani. Hem sabır hem şükür. Ettim mi? Bundan menfi hareket, bundan ne çıkıyor? Menfi hareketlerin önü anlıyor yani. Değil mi? Sabretmesek artık bu kadar olmaz ya. Yeter artık falan dedik mi? O zaman hissiyat garip geliyor. Menfi harekete özeniyoruz. Ha menfi harekete özendik mi? Hemen arkamızda harici güçler bizi idare etmeye başlıyor. Çünkü biz kendi kuvvetimizle o işi yapamayız. Değil mi? Devletin falan içinde rahatsızız mesela. Mazide elhamdülillah Nur Tepeleri hapisten çıkmadılar ama hiç de menfi hareket etmediler. Değil mi? Zulmü tasvip etmediler ama isyan da etmediler. Ve nesce uğraştılar elhamdülillah. Çünkü niye isyan etmediler? Üstad kendini bunu ifade ediyor bir yerde. Yani cümle aklına değil de sükutumuzu bozdurmak diyor. Sükutumuzu bozdurmak. Yani menfi güçler istiyor ki biz isyan edelim. Sükutumuzu artık yeter diyelim. Sonra onlar devreye girsinler.
bizim rahatsız olduğumuz hastalıkları şahsi gücümüzle önlem imkanımız yok. Değil mi? Evet. Onlar arkamızda gelin bu işi beraber yapalım. Dış güçlerin aleti olduk mu Allah muhafaza yapalım derken yıkarız, haberimiz olmaz. Onun için Üstad sabır edin diyor. Biz sabırla, o da yetmiyor, şükürle mükellefiz. Böyle bir insandan menfaat hareket çıkmaz. Ve çıkmamış hiç Nur talebesinden elhamdülillah. Yine hamd ediyorum, diğer İslami cemaatlerde de Türkiye'de menfaat hareketler yok denecek kadar az olmuş mazide. Şimdi zaten hiç yok da. Ama bu demek dedelerimizin de bir duası mı ne var bu topraklara? Evet, bazı İslam ülkelerinde cihat çok yanlış anlaşılmış ve bazı menfilikler olmuş maalesef. Evet, peki. Mesela kendimi misal alarak derim. Heh. Ben eskiden beri tahakküme ve terzile karşı boyun eğmemişim. Yani hüküm altına girmemişim. Haksızlıklara boyun eğmemişim ama... Hayatımda tahakkümü kaldırmadığım birçok hadiselerle sabit olmuş. Mesela Rusya'da kumandana ayağa kalkmamak. Divan-ı Harbi Örfü'de idam tehdidine karşı mahkemedeki paşaların suallerine 5 para ehemmiyet vermediğim gibi 4 kumandanlara karşı bu tavrım tahakkümlere boyun eğmediğimi gösteriyor. Fakat bu 30 senedir müspet hareket etmek, menfi hareket etmemek... Şimdi 30 senedir müspet hareket edin ya, sanki eskiden menfi hareket mi diyormuş gibi akla geliyor. Hani 30 senedir müspet hareket etmek değil. Yani 30 seneden beri imam hizmetiyle manevi vazifeliyim demek istiyor. Yani oradaki müspet hareket, 30 senedir müspet hareket bu yani. Eskiden müspet hareket etmiyor da 30 senedir ediyor, anlayamayız yani. İmam hizmetin kendi müspet hareket ya, evet. İmam hizmetin kendisi. Evet. 30 seneden beri Ustad Hazretleri buraya dönmüş yani. Daha önceki ustadın eski sahi dediğimiz dönemdeki hizmetleri İslam'ın hayat içtimaiyesine Kur'an'a göre yön vermek. İşte, mesela meşrutiyete karşı çıkmışlar mesela. Ustad yön vermeye çalışmışlar. Meşrutiyeti meşrua suretinde telakki ediniz demiş. Yani daima olayları müsbete kanalize etmeye çalışmış. Ama bir noktaya varmış ki artık işten geçmiş. Artık yeni bir sistem kurulmuş, Kur'an yasaklanmış, ezan yasaklanmış, yazıdan tut, her şey değiştirilmiş. Artık bu dönemde yapılacak şey, Üstad bakmış ki yeni bir nesil gelecek. Bu faaliyetlerin neticesinde yeni bir nesil gelecek. Yani dinsiz, ahlaksız bir nesil gelecek Allah muhafaza. Mazisinden kopuk bir nesil gelecek. Onun için o gelecek nesli kurtarmak üzere eline kalemini almış, bir köşeye çekilmiş, başlamış eserleri yazmaya, işte imam hizmetiyle manen görevlendirdiği döneme yeni sahih diyoruz. Yoksa eski sahih de müsvet hareket etmiş, yeni sahih de müsvet hareket etmiş. Buradaki ifadeden öyle yanlış anlama çıkmasın, evet. Fakat bu 30 senedir müsvet hareket etmek, menfi hareket etmemek ve vazife ilahiye karışmamak hakikati için bana karşı yapılan muamelelere sabırla, rıza ile mukabele ettim. Cercis Aleyhisselam gibi ve Bedir Uhud muharebelerinde çok cefa çekenler gibi sabır ve rıza ile karşıladım. Evet, mesela 81 hatasını mahkemede ispat ettiğim bir müddei umuminin... Buradaki rıza yalnız yanlış anlamıyor. Rıza yapılanlara rıza değil. Kadere rıza. Evet, tabii. Sabrı rızayla. Cenab-ı Hak beni imtihan ediyor. Sabretmem lazım. Değil mi? Bu Cebrail Aleyhisselam'ı seviyor. Cebrail Aleyhisselam gibi diyor ya, diğer kahramanlar gibi. Yani sabrı taşıracak çok şeyler olmuş ama ustadın başına gelen hasire malum. Fakat hepsini rızayla karşılamış. Yani kader hapse girmiş rızayla. Buraya Medrese Yusufiye demiş. Yusuf Aleyhisselam da buraya girmişti. Onun sünnetini biz de bir yerine getirelim. Buradakiler insan. Hakikaten hapistekiler insan da. Evet. Suç işlemiş başka. Peki onları kim hakkı tebliğ edecekti? Dışarıdakiler düşman. İş kaldı 2 tane gardiyana. Onlar mı tebliğ edecekler? Onlar da asayişle temin ediyor hapisten içerisinde. Koca hapishane mensupları, bir sürü insan
Üstadı beklemişler sanki. Öyle demiş. Rıza, buradaki rıza o yani. Kadere rıza. Kadere rıza. Evet. Yoksa onun yaptığına rıza değil. Evet, 81 hatasını mahkemede ispat ettiğim bir müddeuminin yanlış iddialarıyla aleyhimizdeki kararına karşı beddua dahi etmedim. Bak bu da önemli. Tek beddua etmek ki menfi hareket. Değil mi? Allah belasını versin. Hakikaten Cenab-ı Hak da işte o sevgili kulunun şeyine onun belasını verdi. Şimdi belasını verdiği adam, verilen adam nereye gidiyor? Cehenneme. Üstad onun için gelmemiş ki değil ya. Yani Üstad'ın görevi cehennem adam göndermek değil. Cennete. Evet. Maşallah. Evet. Çünkü asıl mesele bu zamanın cihadı manevisidir. Evet, buraya diyeyim. Yeri gelsin dedim. Buraya düştü. Buranın zaman cihadı, cihadı manevi. İşte cihadı yanlış anlıyorlar yani. Hani cihat ayetlerini İşte adam kesmek uğraşıyor, kafirlerin kafasını kesmek. Şimdi kafirlerin kafası ne zaman kesilir? Harp halinde olursunuz karşıyla. Üstad diyor ya, şeriat da bunu bilmiyorlar. Yani güya şeriat namı, şeriat bilmiyorlar. Şeriat üstad fetva veriyor yani. Ne diyor üstad? Dahil olsa, musala cizye verse, haris olsa, musala etse, şeriat İslamiyetçi hakkı mahfuzdur, hayat hakkı. Bir adam öldüremesin. Niye? Dahil değilse, kafir de, Hristiyan da, başka dinden de olsa cizye veriyor mu? Senin vatandaşındır. Onu öldürdün mü, aynı bir Müslüman öldürür gibi kısas uygulanır. Hariçteki adamı öldüremezsin, musallat etmişiz o devletle. Peki ya kim öldürecek bu adam? Ancak harf halinde olacağız ki. Değil mi? Harf halinde olacağız ki. Karşıya yine de onda harbide hukuku var. Harp hukukuna da riayet lazım. Oraya girmeyeceğim de. Şimdi bunları dedi. Kafir mi? Hadi hemen git vur öldür. Peki o zaman ne olacak? Öldürdüğün adam nereye gidiyor? Cehenneme. Cehennem adam göndermek cihat olur mu ya? Öyle cihat olur mu yani? Ya. Evet. Manevi tahribatına karşı set çekmektir. Bununla dahili asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir. Evet, mesleğimizde kuvvet var. Fakat bu kuvvet asayişi muhafaza etmek içindir. Ve la teziru vaziretun vizre uhra düsturu ile ki bir cani yüzünden onun kardeşi, hanedanı, çoluk çocuğu mesul olamaz. İşte bunun içindir ki bütün hayatımda, bütün kuvvetimle asayişi muhafazaya çalışmışım. Bu kuvvet... Nasıl ki ahirette kimse kimsenin günahını yüklemeyecek. Ayet-i Kerime o. Evet. Herkes kendi günahını yüklemeyecek. Kimse kimsenin günahını yüklemeyecek. Nasıl adalet-i ilahiye böyleyse, dünyada da buna uymak lazım diyor Üstad. Evet. Dünyada da bir adam sana haksızlık etti diyelim, sen onun kardeşine düşman oluyorsun. Bu ayet hızlıt oluyor. Kimse kimsenin günahını yüklenmesi, adam yaptığı hatanın günahını kardeşi, amcasının oğlu, sülalesi niye yüklensin? Değil mi? O ayete muhalif yani. Evet. Bu kuvvet dahile karşı değil, ancak harici tecavüze karşı istimal edilebilir. Bu fetva bu işte. Evet. Harici tecavüz olursa kafirleri harip edersin, öldürürsün. Çünkü öldürmeyi o sen öldürecek. Değil mi? Evet. Mezkur ayetin düsturuyla vazifemiz, dahildeki asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir. Ama şimdi asayiş olacak ki hizmet edersiniz. Değil mi? Ederim yani. Asayiş olmayınca hizmet de olmaz da. Bir anlaşılır oldu mu bir şeyde bakıyorsun, kimse sokağa çıkmıyor. Ne olur ne olmaz. Kimse sokağa çıkmayınca senin dersine kimse gelmiyor ki hizmet anlatasın. Evet. Değil mi? Asayiş olacak, hizmet edelim. Evet. Onun içindir ki alem İslam'da asayişi ihlal edici dahili muharebet ancak binde bir olmuştur. O da aradaki bir içtihat farkından ileri gelmiştir. Ve cihat-ı maneviyenin en büyük şartı da vazife-i ilahiyeye karışmamaktır ki bizim vazifemiz hizmettir, netice Cenab-ı Hakk'a aittir. Biz vazifemizi yapmakla mecbur ve mükellefiz. Yani, hadi odur, müessir hakik odur. Bizim vazifemiz sadece esbab-ı teşebbüstür. Nasıl ki tohum ekince
meyve vermesine karışmıyoruz, netice vermesine karışmıyoruz. Sözlerimiz de birer tohum gibidir. Bu okuduğumuz dersler de birer tohum gibidir. Karşının kulağından girer, kalbinde neşinuma bulması için Cenab-ı Hakk'ın hadisini tecrid etmesi lazım. O bizim işimiz değildir. Biz kalplerini nüfuz edemeyiz. Ancak dilimizde adamın kulağına ne dersek, değil mi? Kalbine giremeyiz. Vazif-i ilahiye dediği üstadımızın hidayet yaratmak, kalpte hidayet yaratmak. Hidayete biz vesile olmaya çalışırız ama hadi Allah'tır. Peki. Kalar mı istiyorsun? Yoksa? Peki. Bir bakalım artık. İnşallah. Bir dakika. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davanu ben elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.